Sektör Vekili. Fakültemizin eski dekanı, Profesör Doktor Sevim Sassoz Hocam, eski rektör yardımcımız. Kıymetli öğretim üyesi ve yalama meslektaşlarım, değerli idari personeli, kıymetli misafirler, basının güzide mensupları. Fakültemiz, geleneksel Türk El Sanatları öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Tahsin Parlak'ın Kazakistan'da görevliyken hayatını kaybetmesi nedeniyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. 30 Ekim 2011 Pazar günü Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Fahrettin Korkmaz, Rektör Yardımcısı Samih Diyarbakır ve GSP Dekanı Profesör Doktor Reşat Karacoğlu öğretim üyesi ve elemanlar ile idari personelin katılımının yardımıyla cenazesi oltuda defnedilmiştir. Değerli meslektaşlarım, kısaca bir özgeçmişi konusunda bilgi vermek isterim. 1955 yılında Oltu'da doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini Oltu'da tamamlamış. 1976 yılında girmiş olduğu Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü 1980 yılında tamamlamıştır. 91 yılına kadar Kahramanmaraş ve Oltu'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 91-94 yılları arasında Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdür Muavini görevini yürütmüştür. 94 yılında Atatürk Üniversitesi İcra Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hani Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanatlarında öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 97 yılında lisansını tamamlamış, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. 98-99 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde Oltu ve çevre kazaları doğal boya potansiyelinin tespitiyle Erzurum ve çevresinde doğal boyayla boyalı halı ve kilimlerin tespiti konulu iki proje çalışması yapmıştır. DAP projesinin ön araştırma çalışmalarını yürütmüştür. 2000 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999-2001 yıllarında Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı TİK adına Aral Bölgesi El Halıcılığı Geliştirme Projesi'nde yürütmüştür. Kazakistan Bilimler Akademisi'nde doktorasını tamamlamıştır. Kazakistan'da Korkut Ata Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yardım doçentlik kadrosuna atanmıştır. Hala Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Parlak'ın yayınlamış birçok yurt içi yurt dışı makalenin yanı sıra Oltu, Kaynaklar Vitrini Oltu Taşı, Azerbaycan Bezek Sanatı, 18-19. Asır Azerbaycan Sanatı, Kazak Oyun Örnekleri, Geleneksel Kazak Halı Sanatı, Arap Bölgesi El Halıcı'nın Geliştirme Projesi, Erzurum'da Oltu Taşı ve Kuyumculuk Sanatı, Oltu ve Köylerinde Bardız Kilimci adlı 10 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Sır Boyu, Oğuzlar ve Şehir Kalıtları adlı kitabı basım aşamasında bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünde öğretim üyesi Yardımcı Tahsin Parlak, özellikle yöre özgü halı kilim ve eski kumaş desenleri konusunda uzmanlık göstermiştir. Bölümünde doğal boyalar, halı tekniği ve uygulaması, kilim tekniği ve uygulamaları, takı tasarımı ve uygulamaları gibi dersleri de okutan Parlak, son dönemlerde özellikle Türk dünyası ve Türkleriyle ilgili yaptığı kültür tarih araştırmaları ve bu konularla ilgili yayınladığı kitaplara da dikkatle özen göstermiş ve bu konuda dikkatleri üzerine çekmiştir. Yardım doçent doktor Tahsin Parlak'ın vefatı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hikmet Koçak, Türk Cumhuriyetleri ve Kazakistan'daki temaslarını keserek cenazeyle ilgilenmeye başlamış, Ahmet Yesevi Üniversitesi yetkilileriyle görüşmüş ve otopsi sonrası cenazeyi teslim alarak Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye göndermiştir. Tahsin Parlak, gayretli, yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken bir akademisyendi. Vefatından derin üzüntü duymaktayız. Merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına ve canlarımıza başsağlığı diliyorum. Fakültemiz, Geleneksel Türk El Sanatları bünyesinde kurulan
ve tekrarlarımızca sürekli desteklenen Haluk Kilim Atölyesi, rahmetli öğretim üyesi Tahsin Parlak'ın eseriydi. Bunun dışında Taka Atölyesi de tabii ki arkadaşımızın eseri ama bu yönüyle çok fazla ön plana çıktı. Bundan dolayı söz konusu atölye adını vererek arkadaşımızı sürekli hatırlamayı düşünüyoruz. Ayrıca rahmetli arkadaşımız atölyeleri bizzat kurarak, çalıştırarak orada usta öğretici vasfıyla çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Şu anda değişik üniversitelere öğretim görevlisi vasfıyla kendi öğrencilerin yerleşmesine vesile olmuştur. Şu an rektör vekilim yanımda, bunu açıkça beyan edelim. Öğretim görevli, uzmanlık, okutmanlık gibi kadrolar altın kadrolardır. Yani rektörümüz bir yılda toplam 10 tane öğretim görevlisi, okutman, uzman atayamaz. Maliye böyle kısıtlı imkan veriyor. Hani arkadaşlarımızın bize öğretim görevlisi kadrosu talepleri var ya, biz Atatürk Üniversitesi olarak son 3 yılda ortalama her yıl 50-60 civarında doçent ve profesör atıyoruz. Bu kolay. Bu öğretim görevlisi olmuyor. İşte Tahsin Parlak'ın önemi, güzelliği ortaya çıkıyor. Çünkü ya master istiyor ya da en az 2 yıllık deneyim. Bu belgelerimizin dekanlık aracılığında veriliyor ama eğer rahmetli o atölyeleri kurmuş olmasaydı Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde 15 tane öğrencisi, öğretim görevlisi kadrosuna atanamazdı. Yani buraya da dikkat çekmek istiyorum. Rahmetle yad ediyoruz. Evet, biz onu kalbimizde, at ismiyle bölümünde yaşatacağız. Ülkemizde, üniversitemizde yaşatacağız. Sağ olsun cenazesinde de çok ciddi boyutta katılımlar gerçekleşti diyoruz. Biz tabii ki bu töreni hemen yapmayı düşünüyorduk. Hatta fakültenin önünde yapmayı düşünüyorduk. Ancak ailesinin özel durumu, cenazenin otopsiye müdahale edilmiş olması, bir hafta gecikmiş olmasından dolayı bugüne ertelemiş bulmaktayız. Bu konuda değerli görüşleri almak üzere rektör vekilimiz Profesör Doktor Fahrettin Korkmaz hocama mikrofonu bırakıyorum. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız ve basının çok değerli mensupları, sevgili öğrenci arkadaşlar. Tabii ki şairin dediği gibi diyor ki, acep ben ihtiyarımla hiç olur muydum tabii ki, gel bileydim alemin bunca devası derdi. Alemde bu kadar devasız dertler ki ölüm bunlardan birisi. Bilseydim diyor ki kendi isteğimle tabip olur muydum, çaresiz kalıyorum. Yine Ziya Paşa'nın güzel bir beyti var. Diyor ki, asude olam dersen eğer gelme cihana, cihana gelen kurtulamaz başın sengi kazadan diyor. Mesut, bahtiyar olmak istiyorsan bu dünyaya gelmeyeceksin. Gelirsen başını kaza taşına vurmaktan kurtaramazsın. Şimdi çok seviyoruz, çok beğeniyoruz, çok takdir ediyoruz. Gerçekten üniversitemiz için büyük katkılarda bulunmuş, eserler meydana getirmiş. Hakikaten soy ismiyle müsemma diyeceğimiz parlak eserlerini vücuda getirmiş. Bu Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bugünkü rüştünü ispat etmesinde çok büyük katkıları olmuş değerli bir bilim adamını üniversitemizden, aramızdan ayrılmasından büyük ızdırap duyuyoruz, büyük üzüntü duyuyoruz. Ama kaderin zirvesi. Nefes alan her kişi bir gün bu nefesi almaz hale geliyor. İnsan hayatı bu. Yine şair böyle çok acılı bir halde diyor ki, nereden başlayıp nasıl yazayım, revamdır mezarımı kazayım, dünya başımıza çökecek gibi, hicran yürekleri çökecek gibi diyor. Ayrılık böyle bir şey. Ve bir ayrılık ki artık dünya hayatında buluşamayacağını. Ama bir gerçek daha var. İslami ifadesiyle her hayat sahibi ölümü tadacaktır. Bunu tatmamak gibi bir imkanımız yoktur. Mutlaka yaşayan her var
takdir edilen zamanda bunu tanıyor. Takdir edilen mekanda buna muhatap oluyor. Ama bir şekilde tanıyorsunuz. Ve yine bizim itikadımıza göre ölüm bir son oluş değil. Bir bitiş, bir yok oluş değil. Aslında gerçek hayatın bir başlangıcı. Ve kötü bir şey de değil bu. Kötü bir şey olsaydı İslam peygamberi ölür müydü yani? Peygamber de ölür. Dolayısıyla kendimize hakim olmamız lazım. Olayları çok olgun bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Hayatın gerçeklerini her zaman göz önünde bulundurarak acımızı da sevincimizi de buna göre idrak etmemiz lazım. Kendimizi yok etmek gibi bir şeyimiz olamaz. Çırpınarak, üzerimizi, elbisemizi yırtarak üzüntümüzü belirtmemizin bir anlamı da olmuyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Ama önemli olan öldükten sonra arkaya bıraktıklarınız, geride bıraktıklarınız. Eğer güzel eserler bırakmışsanız, medyonu şükran olduğunuz kurumunuza, biliminize, ülkenize, eğer unutulmaz eserler bıraktıysanız, ölüme de çok fazla üzülmeyeceğiz. Üzülmememiz lazım. Çünkü o insan gerçekten o eserleriyle artık dünyada anılıyor. Bir de hiçbir şey bırakmadan gidenlerden olursanız Allah uza ailesi işte o zaman. O bakımdan ben Tahsin Bey kardeşimizin aramızdan ayrılmasından ciddi şekilde üzüntü duyanlardanım. Allah rahmet eylesin, makamını cennet etsin. Sevdiklerine sabrı cemil ihsan etsin. Bizleri de ona hazır olmaya, o gerçeğe hazır olmaya hazırlıklı kılsın. İnşallah sizler onun bıraktığı boşluğu doldurmak gibi bir hedefiniz olacaktır. Ve ülkemize görevimiz olan, vermemiz gereken değerleri katacağız. Daha iyiye, daha güzele, daha doğruya, daha yükseğe doğru bunları inşallah çıkarmış olacağız. Bu vesileyle tekrar sizlere, üniversitemiz camiasına ve hasreten ailesine, aile efradına başsağlığı diliyorum, kendisine rahmet temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Ben de Sayın Rektör ekibimize bu güzel konuşması için teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimize, tüm katılımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar değerli hocamız Allah'ın isim diyoruz. Umarız ismiyle müsemma bir şekilde yaşar ve onu unutmayan bir takım aktiviteleri devam ettiririz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Evet, bu konuda bir görüş beyan etmek isteyen var mı? Böyle Tahsin Bey ile ilintiyle konuşmak isteyen var mı? Sevim Hocam. Ailenin yanına yerleştirdi ve ona dediler ki sen burada kalmayacaksın.
başka bir yerde kalacaktım. Dedi ki ben hocaya sebep olmuşum, getirmişim. Hoca neredeyse ben onun kapısında yatacağım ve ayrılmayacağım. Biz orada bir hafta kaldık ve uzun yıllardan beri aşağı yukarı 13 senedir fakültemi tatmin veren değerli hocalarımızı birlikte seçtik. Ne onun bilgisi dahilinde olan bir konuydu, ne benim bilgim dahilinde olan bir konuydu. Çünkü seçtiğimiz hocalar heykeltıraş, ressam, müzikte piyano hocası, keman hocası. Asım Bey, biz bunları ne zaman getiririz, ne kadar zaman sürer? Buradaki dediğimiz gibi 2 yıla kadar bir zaman alabilirler. Ama biz Tarsim Bey'le o işi 7-8 ayda çözdük ve hocaları getirdik. Ben ona dedim ki ya senin bir yerlerden bir ilişkin var, bu işleri nasıl çözüyorsun? Ben bir şey düşündüğüm zaman merak etmemde çözerim dedim. Merak etmemde çözerim. Tabii ben ilk zamanlar o kadar emin olmuyordum açıkçası. Endişe ediyordum. Ama sonra baktım ki Tarsim bir şey söylüyorsa mutlaka onun arkasında oluyor, onun için üzüyor. O bir gönül adamıydı. O hizmet eriydi. Gerçekten bu fakülte ona çok şey borçlu. Hatta bu ülke ona çok şey borçlu. Ben onu bir kadar yakından tanıma fırsatı buldum. Böyle beni götürdüğünde. Onun gerçekten bir değeri var. Gönül adamıydı. Çok vefalıydı. Çok düzgün bir insandı. 1996'da tanıdım. Ve son sanki vedalaştık. Evvelki hafta fakülteye uğradığımda. Bana doçentlik dosyasını gösterdi. Ve defalarca beni Kazakistan'a davet etti. Hocam lütfen gelin. Hiçbir zaman kaç aşağı yukarı 6-7 senedir fakülteden ayrıldım. Bayramda, kandilde, önemli günlerde beni hep aradı. Bu da benim onun kıymetini bildiğim kadar da benim kıymetini bildi. Büyük bir kayıp, büyük bir üzüntü. Ben bütün fakültelerimi sizlere başsağlık diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eminim ki orada da boş durmayacaktır. Orada da bir şeylerle meşguldür ve hep olacaktır. İnşallah buluşmak ümidiyle. Hepinize teşekkür ederim. Evet, başka Asım Bey'le. Değerli hocamız, misafirimiz var aramızda. Kendinizi bir takdim edin beyefendi. İsmim Şerafettin Yılmaz. Ben İstanbul'dan geldim. Türk Kültürlüğü Hizmet Vakfı Başkanıyım. Tahsin Hoca'yı ben tanımazdım, bilmezdim. Ahlak'ta belediye başkanı bir panel düzenlenmesini istedi Ahlat hakkında benden. Ben Ahlat'ı da bilmiyorum. Bu işi üstlendim. Evet, aklına kalkarız diye. Bana Tahsin Hoca'nın ismi verildi evvela. Ondan yola çıkarak telefonla kendisiyle tanıştık. Ahlat'ta buluştuk. Panel güzel geçti. Ama Tahsin Hoca'nın, hocamın biraz önce anlattığı gibi bu tabiatında yapıcılık olan bir damar var. Müzeyi geziyoruz. Müzede 15. asırdan kalma çini, seramik ve takılar var. Bir zamanlar ahlaktan bu çok meşhurmuş. Ama 15. yüzyıldan sonra bir daha kimse ele almamış. Bana dedi ki, hocam dedi, ister misin dedi, biz bunu hayata geçirelim. Ne yapabiliriz? Burada biz bir atölye kuralım. Bu atölyeye bu yörenin insanlarının işe de ihtiyacı var. Biz bu yörenin insanlarından bu atölyede usta yetiştiririz. Hem burada bulunan objeler yeniden hayata geçer. Seramik, takı, onun ham maddeleri bu bölgede var. Yapabilir miyiz? Yaparız. Paneli verdikten 6 ay sonra biz orada Erzurum Üniversitesi'nden hocanın getirmiş olduğu hocalarla biz bu atölyeyi kurduk. Şimdi atölye o bölgede şu anda oranın yüz akı durumuna gelmiştir. Ve kendisi gitmeden önce bana geldi İstanbul'a. Zannediyorum ayın 19'uydu. Geleceğini İleride hayatının belli bir döneminden sonra da gidip Ahlat'ta orada kurulan
yüksek okulda hocalık yapacağımı söyledi. Yani hoca vasıtasıyla oraya bir yüksek okul geldi ve şimdi Ahlak bir yüksek okula kavuştu. Damarında böyle bir taraf vardı. Gerçekten yerinde durmayan bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi tanıdığım için gerçekten bahtiyarım. Biz orayı kurmadan önce beni buraya davet etti. Oranın kazı başkanıyla geldik. Sarıkamış'a gittik. Sarıkamış'taki atölyeleri gördük. Buradaki atölyeleri gezdirdik. Bunların her birisini anlatırken duyduğu heyecanı size ifade etmek istedim. Onun için gerçekten hem ülkemiz için, hem üniversite için, hepimiz için çok değerli bir insandı. Ama inanıyoruz, Allah'ın takdiri onun için ömür bu kadarmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve bugün onun kurmuş olduğu atölyelere ismini vermek, jestini göstermiş olmak dolayısıyla da üniversiteye ve sayın bunu açıklayan dekanımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Parlak açıklamalarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Görüş beyan edecek Hasim Bey'le ilgili görüş olan var mı başka arkadaşımız? Hocam için, Kasım Hocam için çok şey söylenecek, çok şey var. Ama ben başlayacak durumda değilim. Sözün bittiği yerde, sözünün bitmediği bir insan. Onun için biz sözün bittiği yerde, insanlığın bitmediği, sözünün bitmediği bir çizgideyiz. İnşallah bu çizgi devam eder. Bu da bizlere düşen bir vazife. Teşekkür ederim. Evet, Mehmet Bey'in görüşlerine de teşekkür ediyoruz. Başka hocamız elitini görüşü beğenecek bağlı. Eğer yoksa görevimiz bitmiş bulunmakta. Bu vesileyle buraya teşrif eden çok değerli konuklarımız var, değerli misafirlerimiz var, öğretim üyelerimiz, üniversitemizin çeşitli birimlerden, Profesör Doktor Abbasan Ceylan Hocam, bu işi birebir bilenlerden, Türk dünyasına önemli hizmetleri bulunan noktasında. Ve şu kadarını söyleyeyim. Aynen Van'daki depremde hatırlarsanız çok sayıda bayan ve erkek öğretmenimize kaybettik. Hepsi bizim vatandaşımız. Ama eğitimle fer olarak depremde bile hayatını kaybeden, hele bunun gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası artı tüm dünyasının bekası için özel çalışmalar olan bir arkadaştı. Dolayısıyla bir eğitimci olarak da orada rahmetli olması, otopsiye maruz kalması ve benim süre sonra buraya gelmesi onun değerini biraz da arttırmış oluyor. Benim bireysel vatandaş olarak görüşüm, buna inanıyorum. Bir eğitim neferi olarak yurt dışında görev yaparken rahmetli olması onun şehit olacağı noktasında görüşümü arz ediyorum. Takdir yaradanındır. Bizim gözümüzde bu. Bu yüzden de biz hemen müdahale ettik. Tabutun üzerine Türk bayrağımızı çektirmiş olduk. Böyle bir duygusal an içerisindeyiz. Sağ olun, var olun, törenimize teşrif ettiniz, bizi onurlandırdınız. Tekrar bu şan olsun, mekanı cennet olsun. Sizler sağ olun.
kendinize.